Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Uzun zamandır özel yetenek serimize ara vermiştik arkadaşlar. Oyuncu yükseltmiyorduk. Şimdi devam edeceğiz. Özel yetenek serimize bugün 3-4 tane oyuncu yükselteceğiz. Ama öncesinde 1500 MyClub paramız ne zaman gelecek? Perşembe günü hangi ikonlar gelecek? Bu konuda hemen kısaca bir konuşup yükseltmelerime geçeceğim. Şimdi öncelikle 1500 MyClub paramızla alakalı etkinliği kasmıştık arkadaşlar. Herkese duyurmuştum. Geldiği gün güzel bir video yapmıştık. Hatta 30-35 bin falan izlenmişti o videomuz. Yani herkese ulaştığını düşünüyorum. İnşallah herkes bu kampanyadan faydalanmıştır diyorum. Ve o tarih geldi arkadaşlar. 11 Haziran yani yarın bu videoyu yayınladığım tarihten bir gün sonrasında bakımdan sonra herkese verileceği söylenmişti Konami tarafından. Mail kutusunda zaten hepiniz de görmüşsünüzdür. Yarın 1500 MyClub paramız, siyah top ödülümüz, gold top ödülümüz geliyor arkadaşlar. Bakımdan sonra inşallah bir aksilik olmazsa, tabii Konami bizi şaşırtmaz ise. Bir diğer konu, ikonlar ne gelecek? Şimdi arkadaşlar ikonlar gelmeden bir gün önce veya iki gün önceden genelde bir takvim yayınlıyordu Konami, ama ben videoyu salı günü akşamı çekiyorum. Belki çarşamba günü bir bildirim gelmiş olabilir. Yani bu videonu yayınladığım tarih itibariyle belki de bir bildirim gelmiş olabilir ikonlarla alakalı. Gelmeyebilir. Direkt perşembe günü neyin geleceğini hep birlikte görmüş olacağız. Ama genel olarak arkadaşlar pazartesi ve salı günü attığım videoların altındaki yorumlarda Real Madrid'in ikonlarının geleceği söyleniyor. Yabancı kanallardan arkadaşlarımızın gördüğü kadarıyla. Tabii bu resmi bir bilgi değil, net bir bilgi değil arkadaşlar. Sadece tahmin. İşte yabancı birçok kanalın aynı oyuncuları paylaştığını birçok kişi yorumlarda yazmıştı benim gördüğüm kadarıyla. Ben de size bu konuyu bildirmek istedim. Ama dediğim gibi resmi hiçbir bilgi yok. Olsa zaten hemen sizlerle paylaşırım. Şimdi bugün arkadaşlar özel yetenek serimizde 2 tane gümüş top, 1 tane de altın top yükselteceğim. Öncelikle gümüş toplarımızı yükseltelim. Altın topla alakalı çünkü biraz konuşmam gerekiyor. Birçok kişi bir oyuncu ismi verdi ama ben farklı bir oyuncu tercih edeceğim. Bizim bir altın top kadromuz var biliyorsunuz arkadaşlar. O kadroya eklemiş olacağız. Şimdi gümüş toplarımızdan ilk topumuz forvet oyuncusu Moss Keane arkadaşlar. Şurada 53 seviye kadar yükseliyor. Gümüş toplarda en çok yükselen forvet oyuncusu olaraktan karşımıza çıkıyor Moss Keane. Ahmet Kutucu da var bakın burada hemen üstünde 90. Moss Keane de 91 oluyor. Hatta Isak da var burada en yüksek seviyeye genel dereceye yükselen oyunculardan bir tanesi. Hemen çok fazla uzatmadan başlayalım. Hem de sohbetimize muhabbetimize devam edelim oyuncu yükselirken. Bir tane forvet, bir tane de defans ekleyeceğiz arkadaşlar kadromuza. Şöyle bayağı bir şey yapalım çünkü genç de bir oyuncu. O yüzden çok fazla yetenek avcısı harcayacağız. Özel antrenör pardon. Bastık. Oyuncumuz yükselmeye başlasın. Hem de bu arada konuşmaya devam edelim. Dediğim gibi ikonlar bakalım. Ben genel olarak arkadaşlar Milan'dan top açmayı düşünüyorum. Milan ikonlarından. Ama güzel bir oyuncu gelirse tabii farklı takımlardan farklı ikonlar hiç gelmeyen oyuna dahil olmayan ikon gelirse tabii fikrim değişebilir. Bekleyip göreceğiz. Perşembe günü merakla bekliyoruz. 1500 MyClub parası geleceği için belki bakım uzun da sürebilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Böyle bir tahminim de var. O direkt maxladı. 91 seviye Moss Keane. Geçen sene bende bunun Player of the Week kartı vardı arkadaşlar. Bayağı da bir yükselmişti. Şöyle bir bakalım özelliklerine. Ahmet Kutucu ile hatta bir kıyaslama yapalım bakalım hangisi daha iyi diye arkadaşlar. 1.82 boyu varmış. 19 yaşında genç bir oyuncu. Top kontrolü sürmesi gayet güzel bir forvet için. Ofansif farkındalığı 90. Güzel. Bitiricilik 88'miş. Hız tarafına geldiğimizde 92-93 olarak bizi karşılıyor hızı hızlanması. Bakalım sıçrama özelliği var. Kafa özelliği kaçmış. Kafası 78'miş. Tamam. Dayanıklılığı 91. Fena değil bir forvet oyuncusu için. Yani 90 dakikayı tamamlayabilecek bir oyuncu arkadaşlar. Gümüş top olmasına rağmen. Fiziksel durumu neymiş? Fiziksel durumu da 6'ymış. Gayet güzel. Yani maça
moralli çıkma olasılığı yüksek arkadaşlar. Beceriler kısmına baktığımızda anında şut makas çalımı özelliği varmış. Fena değil. Ahmet'le bir karşılaştıralım bakalım bizim Ahmet Kutucu'yla. Ben gümüş kadroda onu kullanıyorum şu anda. 1.81 boyu var. Boyları aynı diyebiliriz. Bakalım ofansif farklılık bir şey. Top sürme aynı diyebiliriz. Bitiricilik de hemen hemen aynı diyebiliriz. 88'de Moskin'de. Ama Ahmet daha hızlı tabii ki Moskin'den arkadaşlar. Şut gücü de daha iyi diye gördüm. Bakalım. Ahmet'in kötü yanı dayanıklılığı kötü arkadaşlar. Ben hatırlıyorum 90 dakikayı tamamlayamıyordu. 80. dakikada falan artık enerjisi bitiyordu. Zayıf ayak kullanımı konusunda tabii ki şeyden çok çok iyi Moskin'den. Fiziksel durumu 5'miş. Beceriler kısmına baktığımızda Moskin'den daha iyi. Akrobatik bitiriciliği var. Ayak çalımı ve dönüş. Uzun mesafe füzesi. Anında şut, süper yedek, mücadele ruhu. Yani Ahmet'in beceriler kısmında çok çok iyi olduğunu görüyoruz. Bir diğer oyuncumuz da yine gümüş top arkadaşlar. Ama ilk önce şuradan bir geri gelelim. Hediye kutumuzu bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle 28 tane ÖG'mizi aldık. Bir diğer oyuncumuz da stoper bir oyuncu. Hepinizin tahmin edebileceği gibi ben Türk oyuncuları daha çok Çağlar diyorum. Merih Demiral'la Ozan Kabak'ı tercih ediyordum arkadaşlar. Ama en yüksek stoper gümüş olarak onlar değil tabii ki. Hemen şuraya da gelelim. Stoper olarak en yüksek gümüş topu yükselteceğiz bugün arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz gibi Badiaş Şili arkadaşlar. Tam benim kameranın altında şu anda 63 seviye kadar yükseliyor. Hemen antrenman diyelim, özelliklerine bakacağız. Ben daha çok Türk oyuncuları tercih ettim gümüş kadroda. Ahmet Kutucu gibi, Cengiz Ünder gibi, Ozan Kabak gibi, işte Merih Demiral gibi. Şöyle 22 tane bir bastık bakalım, devam et diyelim. Badia Şili. Geçen sene bunun şey kartı gelmişti, Player of the Week, altın top ve kaça kadar yükseliyordu yanlış olmasın ama 97'ye kadar mı yükseliyordu, 98'e kadar mı ne yükseliyordu galiba. 97 miydi ya, yanlış olmasın da bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın lütfen. Bayağı bir yükseliyordu. 96 mı 97 mi ne oluyordu? Elinde altın toptu bir de galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Badia Şili. 50'ye kadar geldi. 89 oldu. 50 genel derecede. 50 seviyede pardon. Şöyle bir geriye geldik. Tekrar hediye kutumuzu bir toplayalım. Tane daha öğeyi aldık. Bu antrenör bolluğunda kasmıştık o zamanlar. Oyuncular dedik. Tekrar şöyle gelelim Badia Şili'ye, stoperlere doğru. Neredesin Badia Şili? Burada. Antrenman dedik. Tekrardan. Şöyle fazla basalım da tekrar dönmeyelim. 18 tane daha bastık. Tamam. Şimdi bir sonraki oyuncumuz bir altın top arkadaşlar. Altın kadroma direkt koyacağım. Hayda, yetmedi mi? 91 oldu. Şöyle genel derece yapalım. 91'lik oyunculara bakalım. Bir altın top alacağım kadroma. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Neredesin Badia Şili? Antrenman dedik tekrardan. Sekiz tane 12.000'lik bastık bu arada. Yetecektir diye düşünüyorum. 92 seviye Badia Şili. Hemen şöyle gelelim özelliklerine. 92 seviye. Neredesin? Burada. 1.94 boyu var. Gerçekten muazzam boy olarak çok iyi.
Baktığımız zaman yüksekten pas, alçaktan pas, kafa özelliği 89, gayet güzel. Hızı 86, gayet güzel. Hızlanma var, sıçrama 93, fiziksel temas 95, dayanıklılık 90, defansif farkındalığı, top kazanması gayet güzel arkadaşlar. Beceri kısmına baktığımız zaman kafa özelliği var. Acaba akrobatik uzaklaştırma ekleniyor mu? Buna çok merak ettim arkadaşlar. Şöyle bir tane öğe basacağım. Akrobatik uzaklaştırma önemli çünkü. Bakalım ne gelecek? Dalan şut geldi. Vadia Şili ne alakası var ya? Bakalım bir tekrar. Vadia Şili. Defans oyuncusunda da ne alaka anlamadım ha. Öğe kullan dedik. Tekrar bir tane daha deneyeceğim. Dalan şutu değiştirecek. Akrobatik uzaklaştırma var mı acaba? Çok merak ettim. Kurnazlık, saçma sapan şey geliyor. Her neyse biz artık şeyimize dönelim. Öncelikle şuradan kadroma bir dönelim arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Sağ bekte herkes Hakimi'yi almamı istiyor arkadaşlar. Bende Pavard vardı. En yüksek sağ bek o olduğu için onu koydum. Birçok kişi Hakimi'yi koymamı istediler. 99 hızı var, baktım özelliklerine. Ama dayanıklılığı düşük arkadaşlar. Onun yerine Hakimi'nin hem dayanıklılığı bir tık düşük. Hem de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Nerede? Genel derece değildi. İmzalama tarihi diyelim. Ben arkadaşlar onun yerine Van Bissaka'yı tercih edeceğim. Hakimi'nin hem dayanıklılığı düşük hem de defansif olarak düşük arkadaşlar. Yani top kazanmasıyla defansif özelliği düşük ama Van Bissaka gerçekten muazzam bir oyuncu. Özelliklerine baktığınız zaman hem dayanıklılık bakımından hem boyu bakımından top sürmesi, kontrolü, hızı zaten çok hızlı bir oyuncu. Baktığınız zaman defansif farkındalığı ve top kazanma yönünden de en iyi sağ bek diyebilirim arkadaşlar. Baktığım zaman çift dokunuş, akrobatik uzaklaştırma, adam markajı gibi özellikleri var. Tek eksik yanı şey arkadaşlar, yerine orta özelliği yok. Buradan niye çıktık onu da anlamadım. Şöyle bir geriye gelelim tekrardan. Van Bissaka gerçekten özellikle Player of the Week kartını bulanlar varsa gerçekten ben çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Mutlaka tercih edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Van Bissaka neredeydi bakalım, hemen yükseltelim onu. 42 seviye kadar yükseliyormuş. Şöyle fazla fazla basalım. 20, 24. Tamam. 2 yıldızları bastık. Direkt Van Bissaka'ya 90 seviye kadar yükseliyor arkadaşlar Van Bissaka. Yani sadece bir özelliğini veya işte becerisini ne bakmamak lazım arkadaşlar. Genel anlamda bütün özelliklerini değerlendirip ona göre tercih yapmak lazım. Bissaka dediğim gibi hem dayanıklılık bakımından hem defansif bakımından çok çok iyi bir oyuncu. Hatta şöyle gelelim, direkt hatta kadromuza katalım Bissaka'yı. İmzalama tarihi diyelim. Gözümüzden kaçmasın Bissaka. Neredesin? Çok mu aşağıya gittik? Kaçırdık mı bakalım, buralarda bir yerde olması lazımdı. Van Bissaka, Bissaka burada. Hemen özelliklerine bakalım arkadaşlar. Bir de bakalım yerine orta özelliği gelecek mi? Bir tane de şey basmak istiyorum. Top kontrolü, sürmesi, ofansif farkındalığı var. 97 hız, 95 hızlanma. Baktığımız zaman 93 top kazanma, 89 da defansif farkındalığı varmış. Yani bir defans oyuncusu için
Çok çok iyi. Hemen bir tane beceri fişi basalım. Ne gelecek bakalım. Ayak çalımı ve dönüş geldi. Yerine orta gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Yerine orta özelliği gelirse çok çok iyi olur. Penaltı uzmanı. Bakalım üçüncüyü basıyoruz. Mücadele ruhu. Bir tane daha basacağım. Bir daha basmayacağım. Dört tane bir tane oyuncu için çok fazla oldu. Süper yedek. Neyse gelmiyor. Acaba var mı onu da bilmiyorum ama. Bir tane daha deneyeceğim. Uzun mesafe şut çekme. Tamam. Bir tek kötü yanı dediğim gibi yerine orta özelliği yok. Onun dışındaki bütün özellikleri çok çok iyi arkadaşlar. Van Bissakka'nın. Videomu burada noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.